Kayıt Bahadır sendeyiz. İyi akşamlar sevgili izleyenler. Ütopya'da 257. gün. Sevgili izleyenler bugün 9 Temmuz 2015. Ve kulaklarınıza inanamayacağınız haberlerin olduğu bir günden herkese merhaba. Sevgili izleyenler bugün olay üzerine olaylar vardı. Ve bugün Ütopya hareketli bir gün yaşadı. Sevgili izleyenler ben Bahadır Dereci ile birlikte isterseniz ana ve bütenli konu başlıklarıyla devam ederim. Ramazan hareketi diye bir haberimiz var. Sonra bu çocuğun yatacak yeri yok. Ardından yaz kızım Kuretülayn. Ve sonrasında öyle bir gaf geldi ki kimse kimseyi sevmek zorunda değil dedi. Ve onun ardından bu çocukları topluma kazandırmalıyız diye bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. Ardından Semih'in şortu ile ilgili çok güzel açıklamalarımız var. Ve bugün bireysel arkadaşlar çok güzel bir önlem aldılar. Ve bu önlem ile ilgili detayları birazdan sizlerle paylaşacağım. Sevgili izleyenler, Ramazan hareketi. İnanın Ramazan ayındayız ama bazı arkadaşların halen daha saldırıları ve iftar sofrasındayken halen daha karalamaları devam ediyor. İnanın biz bile bu durumun nedenli kötü olduğunu arkadaşları uyararak anlatmaya çalışıyoruz. Ama bildiğiniz üzere huylu huyundan vazgeçmez misali halen de onlar iftiralarına, karalamalarına ve saldırılarına devam ediyorlar. Sevgili izleyenler sizlere yaşattığımız bu kötü gösteriden dolayı özür diliyoruz. Ve sıradaki haberimiz... Bu çocuğun yatacak yeri yok. Sevgili izleyenler, Ütopya'da 6 yeni yarışmacının gelmesiyle birlikte şu anda yatak ile ilgili bir problem yok. Lakin bir kişi var, Semih diye ve bu arkadaş halen daha yerde yatıyor. Fakat şu anda Selin'in elenmesiyle birlikte bir yatak boşta ve bazalı bir şekilde. Neden yerde yatıyor diye sorduğumda bir açıklama yapmadı. Peki yatak siparişi verdin mi dedim. Bir açıklama yapmadı. Ben sordum ama yatak siparişi verilmedi dedi. Biz halen daha hangi maksatla bu arkadaşın yerde yattığını anlamış değiliz. Belki duygu sömürüsü, belki de kendi de yatacak yerinin olmadığı birliği düşüncesiyle yatak siparişi vermiyordu. Çünkü biliyorsunuz yaptığı o hatalara nispeten bizlerle aynı yerde yatacak hali yoktu. Sevgili izleyenler. Yaz kızım kuretülen. Bakın çok güzel bir söz bu. Yaz kızım kuretülen. Bugün bize saldırmalarından ötürü ve biz de haber yapmak için kendilerine yönettiğimiz sorulara cevap aradık. Ve o için bekleyecek. Sevgili izleyenler son haberimiz gerçekten bugüne damgasını vuran bir haberdi. Biliyorsunuz burada bireysellerin serası var. Ve bireysellerin ekili arazisi var. Oradan domates, biber, salatalık, roka, marul ve bir mum bütün sera ürünlerini alıyoruz. Fakat son dönemlerde kargalar, çakallar, tavuklar bize hiç aman vermediler. Hiç huzur vermediler. Ve biz de bugün bir korkuluk yaptık. Şayet baktık dedik ki nasıl bir korkuluk yapalım da çakallar da korksun, kargalar da korksun, kuşlar da tavuklar da koksun dedik. Ve aklımıza kötü semih geldi. Ve bugün kötü semihin korkuluğunu yaptık. Söyledin. Çakallar Sevgili izleyenler o kadar eğlendik ki bizim aslında amacımız tamamen korkuluk yapmaktı. Ama bazı arkadaşlar bunu çok ciddiye almış olsalar gerek inanın 2 saat 3 saat 4 saat geçmesine rağmen halen daha olayın vahamiyetini atlatabilmiş değiller. Sevgili izleyenler, tabii ki birazdan ana haber bütünü kapattıktan hemen sonra korkuluğumuzun açılışını gerçekleştireceğiz. Ve korkulukla birlikte çay içeceğiz. Hepinizi bekleriz. Yarın yine aynı saatte Ramazan dolayısıyla saat 22'de. Gerçeklerin ve sadece gerçeklerin olacağı üzerine Bahadır Derici'nin yorumunu ekleneceği bir ana haber bülteninde görüşmek dileğiyle. Sağ olun, var olun.